Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Neredeyiz? Buradayız. Erkan Usta. Geldim. Erkan Usta'nın mekanındayız. Burası Evet. bizim 50cc Kocaeli Motosiklet Tutkunları grubunun mekanlarından birisi, değil mi usta? Evet. Bugünkü mevzumuz arkadaşlar Falcon Mokko 50cc'de subap ayarı. Erkan Usta böyle yine Terledi. Bir ter attı, şöyle grenajı söktü. Bu grenajı sökmek de çok böyle bir şeymiş yani, problemliymiş. Hoş Onu değilmiş. gördük. Hemen baştan anlatayım ben arkadaşlara. Madem böyle bir duruma gireceğiz. Hadi anlat bakalım. Rahatlıkla külbütör kapağına ulaşabilmek için arkadaşlar ilk önce korumanın birer saplamaları var karşılıklı şunları. Bunları söküyoruz. Biraz kastırarak, çünkü şurada kastırmamız gerekiyor. Bu yan ön altta bir tane var. Şurada bir tane var. Hatırladığım. Sırf şu iç plastiği alabilmek için. Nerede abi o plastiğimiz? Şu plastiği alabilmemiz için. Külmotor kapağının ön plastiğini alabilmemiz için. Şurada bu. Yani. Çok problemli bir yerde. Bir ayağını gitmişler şu yan kaplamanın altına koymuşlar. Buradan vidalı. Onun için şu yan kaplamayı, bir burada da vidası var. Şurada bir ana vidası var. Bir altta var. Bir şurada var. Bir de burada var. Ve kızaklı, kaydırmalı. İleriye doğru çektirerek bir şekilde şu ayağı atlatıyoruz ki şu vidayı sökebilmek için. Aynen evet. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Yine buranın vidasını söküyoruz. Ve o dediğim vidaları söküp yine bir şekilde şuradaki vidaya ulaşıyoruz. Bunu sökmek için. Bu zımbırtı bunun içinde. İki tane burada vidası var. Yıldız. İçte var. Şuradan bakalım. İçte var. Biri üstte geliyor. Şurada bir yerde. Biri şuraya geliyor. Biri de aşağıda var. Ama en problemli civata şu aşağıdakiler. Çünkü Evet. önünde bu demir var. Şu arası çok ufak. Topuz girmedi. Şu girmiyor. Çalışmıyor. Yani onu sökmek. Şuraya bir delik koymuşlar. Ama buradan oraya ulaşabilecek bir saplama, bir civata bulamadık. Ya da özel bir tornavida Özel yapmak bir lazım. tornavida bulamadık. Şöyle ince uçlarla yandan yandan işte biraz karga burun, biraz pense o şekilde açılabildi ama çok zahmetli ve külfetli. Neyse, hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Külbütör kapağını falan sökeceğiz. Külbütör Onu... kapağını açacağım. Aha. Sonra senteyi alıp sübap ayarlarına bakacağım. Oralara Bu kadar işler biz... soğukken yapılıyor. Evet. Oralara kadar biz daha çekim yapmayalım. Zaten külbütör kapağı 4 tane civata. Subap ayarına sıra geldi mi videoyu tekrardan başlatırız. Beklersiniz. Evet. Seçiyoruz. Dört ve altı. M4 yani 102 milimetre. Şöyle gösterelim. Görebilir mi? Ezan okunuyor. Görmüyor herhalde. Evet, inç olarak 0,04, milimetre olarak 102 yazıyor. Yani 10 dedikleri zımbırtı emme bakıyoruz sıkı gelmiyor. Taş gibi. Girmedi. Emme bozukmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gevşetiyoruz. Sübap ayarımızı Canlı yapmak canlı. için, ulan gevşek mi zaten? Gevşemeye Meyilliymiş. Şöyle bir boşluğuna bakıyoruz. Şöyle tatlı tatlı böyle girip çıktığı zaman şuradan sıkıyoruz. Az daha böyle bir sıksak daha iyi olur. Çünkü onu sıkarken o biraz gevşetiyor. Demiri geri çekme yapıyor. meyilliymiş. Sonra böyle döndü. Döndü. O zaman ne yapıyoruz? Elimiz mahkum. Başka bir aparattan yardım alıyoruz arkadaşlar. Aparat yapmışsın. Biz görmeyelim. Teknolojik hareketler bunlar. Bak, Ha, bravo. güzel abi işte. Alet çalışır, ele oynar.
Ama işte her güzelliğin bir sıkıntısı var biliyorsunuz. Hazır mı aldın onu? Hazır. O dengeyi tutturabileceğiz mi? Ya sen erkan ustasın sen. Yavrum ya, tutturacaksın tabii. Diyorsun. Tabii ki. Geçen şeyde Facebook'ta okuyorum da Kocaeli'de adam yana yana 50 cc ustası arıyor. Yani o kadar yazıyoruz sağa sola, ediyoruz, etiketliyoruz. Döndü yine. Gelen giden olmuyor herhalde buraya. Unutuyorlar herhalde seni. Unutsunlar abi, sorun değil. Birkaç problemden sonra hatırlarlar. Ama yok ya, gerçekten arayıp bulanlar da var yani. Yani ben buraya mesela az önce mesela bir arkadaş geldi. Yani adam servise gitmiş değil mi? Servisine gitmiş. Neler neler yapmışlar. Yani şimdi onu da böyle videosunu falan çeksek herhalde yani motordan anlayan adam böyle bir ağzı açık seyrederdi. Varyatör bakımına gitmiş adam. Gram dokunmamışlar varyatörüne ya. Bize göre tabii ki. Herkesin ustalığına da saygımız var canım. Tabii canım. Şimdi hiç. Bizim kendi kriterlerimiz, kendimize göre doğrularımız var. Başkalarının da kendilerine göre şeyleri var işte. O iş tamam. Tamam, o iş bizde diyorsun. Şimdi emme sıvabının ayarını yaptık. Egzoza geçiyoruz. Egzoz. İlk önce bakacağız. Ayar doğru yerde mi? Evet. Doğruysa, çalışıyorsa kurcalama mantığı var bir de. Arkadaşlar bunu bilin. Yani bozuk değilse de gevşetmeyelim diyoruz. Çok da kurcalama. Evet, elinde çünkü kalmasın. Yani bazı şeyler çalışıyorsa ellemeyeceksin. Özellikle bu Çin grubunda böyle bir tecrübeye sahip olduk diyorsun. Evet. Şimdi 0.06 yani milimetre olarak biraz silinmiş ama 15'lere falan tekamül ediyor. 15, 152, 154 arasına falan geliyor. Yani 10-15 gibi. 10-15 oluyor işte, hani mantıkta o milimetrede. Bizim normal şeylerimizde, sentillerimizde. Gayet de güzel gibi gözüküyor. Tam. Tam vay yapmışlar ya, adamlar. İlginç. Sadece emme sıkıymış abi. İlk defa böyle bir ayarla da karşılaşıyorum. Ha. Normal şartlarda ikisi de bozuk oluyordu. Evet. Hayret. Ayarlasan bu kadar ayarlarsın. Ya. Vay be. Bunu vay da be gördük. Hakikaten gördük yani. Neyse, en azından arkadaşları bilgilendirmiş olduk neyin nasıl evet yapılacağını. Eğer o da bozuk olsaydı onu da gevşetip aynı şekilde emmeyi ayarladığımız gibi ayarlayacaktık. Sonrası toplama işlemi arkadaşlar. Sonrası hızın geri çeviriyoruz. Toplama işlemi, evet. Külmütörümüzü geri takacağız. Gerisinde artık göstermeye gerek yok herhalde. Ha, ne dersin? Bir şey kaldığını zannetmiyorum, evet. Tamam. Aralara pislik gelmedikten sonra contanın sıkıntı yok. Kontrolümüzü yaptık. Merkezliyoruz güzel elimizle. Şimdi ufak ufak sıkıyoruz. Merkezi aldıktan sonra tamamen sıkıyoruz. Evet. Arada ben şey de söyleyeyim. Şimdi bu motorda kayış, ondan sonra baga, Dr. Play baga taktık 13 gram. İşte S19-18 yeşil bando taktık. Ha, bu arada bu karbüratörlerde daha önceki zaten şeylerde falan vardır, hep videolarda vardır veya başka kanallarda vardır. Bu karbüratörlerde genelde bir iğne ayarı oluyor, içinde bir iğne var. Ve o iğne maksimum değerde gönderiliyor. Yani karbüratör fabrikası bunu gönderirken maksimum değerde bütün motorlar için gönderiyor. 150 cc'ye göre belki gönderiyor, bilmiyoruz. Bunu ben söktüm iğneyi. En alttaydı, 5. kademedeydi. Onu 2. kademeye çektim. Şimdi bir deniyorum yani. Aslında bu subap ayarından sonra tekrar bir karbüratör ayarı yapacağız. Elbet yaparız, açık bu çünkü gözümün önünde. Hani rolantide dalgalanma vesaire bir şeyler olursa subap ayarından olabilir. Biz bunu göreceğiz zaten birazdan. Bakalım, çalıştırınca da görürüz. Evet arkadaşlar, subap ayarını yaptık. Genel kontrol için bir marşa basacağız. Ondan sonra var mı ya kaçağı vesaire külbütörden ve çalışmasına bakacağız. Şöyle. Oo, bak bu da. Hemen. Bana bak. Ben buradan frene basayım, sen oradan tuşa bas. Olur mu? O kadara bile gerek yok. Valla. Az bir teklerim bu çalışır abi. Güzel.
Gayet başarılı. Maşallah. Çakmak. Yani yanlışlıkla şey. Ayağını çarpsan çalışacak yani. Kickstart'a çalışacak. Tamam, bunlar iyisi Şam'da peyse. İyi, hadi bakalım. Ne yapalım? Kapatalım videoyu. Şimdi toplamaya başlayacağız işte yani, cenazeyi. Biz biraz şöyle bir şeyler almıştık içmek için. Onlardan birer yudum alalım bari de. Evet. Bir şey diyor musun? Toplama işlemi sağlıcakla kalın arkadaşlar. Tekenize taş değmesin. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Değil mi? Evet, like atın. Like atın. Biz de böyle oynayalım burada birazcık. Hadi görüşürüz.